Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Sizi şöyle bir 55. seviyeyle karşılıyorum. En son biliyorsunuz birkaç farm yapmıştık. Şeytan Kulesi'ne girmiştik. Şeytan Kulesi'nde biraz hasılat kasmıştık. Ondan sonrasını kayıt dışı kendim bir şeyler yaparak hesabımı geliştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kasmış olduğum yaklaşık 3 gün veya 4 gündür bu hesaba girmiyorum. Yani giriyorum ama sadece tarot kartı görevlerini yapıp çıkıyordum. Gördüğünüz gibi bir miktar da burada var. Çölde yine otomatik havada kasılırken düşürmüş olduğum gözüme çarpışıkta topladığım antik çandır işte e, örümcek bacaklı Böyle iki hepsi onun SK'lardır. Yine aynı şekilde böyle ortalamalı son bariyer pazeler vesaire topladım fakat hiçbiri düzgün bir şey çıkmadı. Toplayabildiğim yine ıvır zıvır eşyalar mevcut gördüğünüz gibi. Bugün de günlerden cumartesi. Robin düşüremedim çünkü evde yoktum. Daha yeni geldim. Dışarıda ailemle vakit geçiriyordum. Biraz kendimize vakit ayırdıktan sonra şimdi oyuna odaklanabiliriz. Bugün de ayrıca ayşe event'i var fakat şu an hala katılmadım ben. Yaklaşık üstünden 1 saat 15 dakika geçti. Hemen öncelikle ben şu tarot kartlarını oynayacağım oynamasına da. Şimdi oynamayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Öncelikle almam gereken bir şey var. Kafama yazdım bunu. Not almıştım ben geçen hafta aklıma gelmişti. Bir tılsım bulmamız gerekiyor bizim. Efsunsal olarak da böyle çöl canavarlarına karşı güç olabilir. Yanında savunma ve yanında ekstradan da dünya direnci olursa iyi olur. Hemen şuradan gidelim bekalarımızı falan bir günlük BK'larımızı okuyalım. Bir verelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şu havai şeyini alayım ben o bana lazım olur. 40 taneymiş bir de bak. Pazar alanına geldik. Üzerimde bir 320 M para var biliyorsunuz. Pazarımızdaki son satışa da bir bakalım. Çünkü pazarımız kapanmış gördüğünüz gibi. 2 won artı 231 emlik bir satışımız mevcut. Güzel. 2 won nereden geldi? Biliyorsunuz biz zırhımız vardı 26 seviyelik. O satılmış. Onu ben 3 atmıştım. 3 won'dan satılmadı. Galiba 2.4 won'a falan atmış olmam gerekiyordu son hatırladığıma göre. Yine pazara son eklediğimiz bazı eşyalar mevcut işte şu şekilde. Bunların çoğu satılmamış. Biz yine bunları envantere bir indirelim. Sonra pazarımızı tekrar bir kuralım. Pazarı şöyle gördüğünüz gibi kurdum. Bayağı her şeyi yani kasmış olduğumuz artılı, artsız, yılan kuyruklardır, örümcek bacaklarındır. İşte bir önceki pazardan kalan basmış olduğumuz art 9 eşyalar. İki efsunlu kalkanlar. Bu tarafta da kulede kasmış olduğumuz hatıralar, şeytan mücevherleri vesaire mevcut. Bunları şöyle pazarımıza kurduk, gönderdik. Gitti. Envanterim bayağı dolu. Şu kartları bir an önce eritmem gerekiyor. Bu kartlarda birazdan ay kasarken eritiriz. Ondan önce yapmamız gereken bir tane tılsım bakmak. Tılsımın efsunlarında dediğim gibi çöl efsun olması önemli. Çöldeki slotlara karşı güç olması benim için şu anlık önemli. Savunma olursa bizim için yine bir tık daha iyi olur. Bir bakayım bir araştırayım şöyle tılsımlara. Güzel bir şey bulursam gösteririm. Şimdi oyun attı biraz önce. ch giriş yaptım. Bir tane tılsım aldım. 3 70 m civarlarında olması gerekiyordu. Şöyle bir tılsım. Karanlık tılsımı artı 1 aldım. Aradığım efsun buna benzer bir efsundu. Çöl, böcek, karanlık. Biraz da savunma olsa benim işimi görüyordu demiştim. Zaten en ucuz tılsım şu an artı birler 3 vondan başlıyor. 5 ev sunlar değişmelikler 3.40 vondan 3.5 vondan satılıyor. Yani bu da değişmelik diyebiliriz ama bizim işimizi görecek hep sunlar. İşte çöl canavarlarına karşı güç %20 var. Böceklere karşı %15 var. Bunu ileride örümceklere çıkarsak eğer daha da arttırırız ama bu hesabı ilk başlarda böyle çok hızlı bir şekilde kasmayı düşünmüyorum. Öncelikle 61. seviyede biliyorsunuz belli bir seviyede kalacak bir süre. Sonra ileride kullanırız. Çöl canavarlarına karşı güç kullanacağımız bir efsun. Karanlık direnci biraz da olsa var. Kuleye falan çıkarsak iyi olur. Biraz da savunması var diyerekten tılsımımızı taktık. Hayırlı ve de uğurlu olsun diyerek artık gidip biraz tılsımını denememiz gerekiyor. Tabi öncelikle günlük BK'larımızı okuyalım. Biyoloğumuzu verelim. Ve bir tane skillimiz var. Bakalım 17'de geçecek mi tekte yoksa 4 tane unutkanlığa rağmen hala geçmeyecek mi? birlikte göreceğiz. Günlük görevlerden bir nesneyi güçlendir görevi var. Şöyle herhangi bir eşyayı güçlendirerek bunu alabilirsiniz. Buradan çıkan korlar biliyorsunuz yontulmuş da çıkabiliyor. Hatta açalım. Gördüğünüz gibi yontulmuş yakut çıktı gayet güzel. Buradan da günlük ETP'mizi alalım. Bu arada hatıralar satılmaya başladı. Gördüğünüz gibi ikilisini 3 eme koymuştum. Şeytan hatırası artı her zaman güzel para etmiştir. Etmeye de devam ediyor. Haydi bakalım. Biyolog ork dişini geçirirsen iyi olur. Güzel geçti. 4 tane sonra ork dişi görevimiz bitecek. Öncelikle şu şekilde bir master yapabileceğiz mi tekle bakalım. Evet olmadı tahmin etmiştim ve o yüzden gidip 4 tane ok yağmur unutkanlık aldım. Bir kere daha verdik yine olmadı. Galiba hiçbiri geçmeyecek gibi. Evet yine geçmedi. Kardeş geç artık be. Oh be sonunda geçti. Bir tane kaldı bunu pazara tekrar ekleriz. Şöyle ok yağmurun görüntüsüne bir bakalım. Şöyle hop güzel. öyle biraz daha kırmızı bir şekilde efekte bürünmüş kendisi. Kalanları da neye verelim? Kıvılcım vuruşuna verelim. Etrafımızdaki topluluğu biraz sağa sola iteklemek için kullanacağımız bir skill olur bu da. Günlük BK'larımızı okuyalım. Kırmızı bayrağı okuduk. Güzel, başarılı. Mavi bayrağı okuduk. Başarısız. Komboyu okuduk. Güzel. Kombomuz 2 oldu. At evcilleştirmemiz güzel geçti. Dönüşümümüz güzel. Bu da geçti. 5 oldu. Ateş lokumuz başarısız, zehirli okumuz başarısız, ok yağmuru başarısız, çok kötüydü. Yani BK konusu gerçekten kötüydü. O zaman şöyle bir daha bir skill vurayım. Of, 1 2 3 4 5 tane slotu aynı anda yok etti. Çölde takılırken düşürmüş olduğum artılı gümüş defineler var. Bunları bir açalım bakalım içlerinden neler çıkacak. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Neler çıktığına bakmıyorum. En son bakarız. Hızlı hızlı açtım ve bitti. Ön tarafta ne var? Bir tane kask var. Hepsi yok. Akrep kuyruğu mevcut. Bilgi kralı sembolünü satarız. Bu maalesef para etmiyor. Ee, yılan değerisi çıkmış. Kas çıkmış. Efsunsuz. Düz ve düz. Güzel bir şeyler elde edemedik bu sefer. Hesabımızı şöyle getirdim. Şöyle bir bırakalım bakalım. Hasarımız of. Çok güzel. Tek atıyoruz. Yeni tılsımın baya büyük bir etkisi var. Düz atak 1.5K'ya yakın hasar atıyoruz. Normalde 1K falan atıyorduk bu haydutlara. Okçular kaçıyor. Bakayım bir. Şöyle bir tane skill vuruyor. 5.7K. Yuh. 1.5K civarında bunlara skill atıyoruz. Adamlar bize yaklaşamadan biz direkt öldürüyoruz slotları. Gayet güzel. Yani şu tılsımın çok büyük etkisi var. Size şöyle gösterebilirim. Mesela kaç yiyor? 1.5 yiyor. Skill olarak 5K yiyorlar. Okçular 1.7 civarında bir hasar yiyor. Hemen şöyle göstereyim mesela size. Dur kardeşim bir dakika. Şu tılsımı bir çıkartalım. Bakın 1.5K yiyen haydut şu an 1.2 falan yiyor. Gördüğünüz gibi 1.1 yiyor. Tılsımın yani tılsımdan çok tılsımdaki Evsun'un ne kadar çok işlevsel olduğunu görmüş olduk. Hemen ben tılsımı tekrar şöyle giyeyim. Burada hesabımız takıla dursun. Ben de şu tarot kartlarını oynayayım. Bir an önce bitireyim. Hem ETP görevimizi yapalım. Hem de son tarot kartım kalmıştı günlük. Onu da bir yandan bitirmiş olayım. Ay ışığı düşerse de ay ışıklarını toplarız. Son kartımı da oynadım. Bakalım kaç puan alıyoruz. Evet galibiyet aldık. Toplam 8 puan mı? Yok 7 puanmış. Bu arada düşen ay ışıkları da gördüğünüz gibi topladım. 16 tane ay ışığı topladık. Burada biraz az düşüyor çünkü slot seviyeleri hem 47 hem de slot dereceleri 3. seviye. Yani gördüğünüz gibi mesela şuradaki güçlü çöl aydutları 4. seviye. Bir tek bunlardan ancak elde edebiliyoruz. Buraya öylesine bırakmıştım. ETP görevimde bitirdim. Kahin jetonum kaç tane oldu bilmiyorum. Bir bakalım bakalım. Toplamda 169 tane değil mi? Evet 169 tane. Şu an iki tane altın kahini alıyoruz. Hatta bu gece yenilenince 3. kahini de alırız. Neredeyse 10 mono yakın bir para ediyor şu an 3 tane kahin. Güzel bir para bence. Bu kahin event sayesinde hesaplarınızı böyle rahatlıkla dizebilirsiniz. Bu hesabın zaten çoğunu kahin event sayesinde dizdim ben biliyorsunuzdur. Eğer izliyorsanız bu seriyi. Bu seriyi izlemeyenler de rehber serisini tek tek izleyebilir. Zaten bu 7. bölüm olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane metin buldum. Bu metni bence şöyle sikle ata ata keseriz burada diye düşünüyorum. Bakalım metnin canı biraz insin. Bu arada metne kaç vuruyoruz onu da bir görelim. Kardeşim metne vuracaksın. Slot'u bırak tamam. Vur artık şu metne. 1.2k güzel yani hasar olarak düz atak 1.2 1.3 aslında elimize hançer alsak şu an 50. seviyenin hançerini alabiliriz metni daha seri bir şekilde de kesebiliriz ama şu anlık alma gereği duymuyorum yani ha hançerle kesmişim ha yay ile kesmişim çok da bir acelesi yok duruma göre belki kılıç da alabiliriz şu an kararsız olduğum için almayacağım haydi bakalım metnimiz kesilmek üzere son canlarında çok da rahat bir şekilde böyle yerden kestik Dur kardeş vurma tamam dur sakin ol. Artı 3 bir canavar taşı aldık. Bir tane BK var. Şu düşen zırhlara da bakalım. Duruma göre bir şey çıkmasa bile peteyi duruyoruz zaten. BK'mız hayalet vuruş. Taş artı 3 belki 300-500k bir şeyler eder. Dursun şimdilik. Biraz takılayım burada. Eğer metin bulabilirsem yine böyle keseriz. Bu arada pazardaki gördüğünüz gibi hatıralar satılmaya başladı. Herhalde hepsi satıldı diye düşünüyorum. Bir tane SHK düşürmüştük. Bu da efsunsuzmuş. Ne satıldı? Bir hatıra daha satıldı. Bu sefer sonuncuydu galiba. 6 gerçekten güzel paralar ediyor. Böyle ufak ufak takılmaya devam ediyorum. Biraz daha takılayım zaten biraz sonra ay işi bitebilir. Saat gecenin birine geliyor yaklaşık 10 dakika sonra bitecektir. Ay bittiği zaman kasmış olduğumuz ay ışıklarımızı da pazarımıza dahil ederiz. Şöyle pazarda satılan birkaç eşya mevcut. 49 emlik bir pazarımızda satış olmuş. Hatıralar gitmiş. Yılan kuyruklarının birçoğu gitmiş. Şeytan mücevherleri artısızlar. Tanesi 500 kalardan gidiyormuş. Güzel para ediyormuş. Onlardan da gidenler olmuş. Güzel. Bu arada bir şey mi satıldı? Uyar geçiyormuş. Pardon. Herhangi bir bir şey yok. Durum vaziyet bu şekilde. Bakalım Ayşe bitene kadar takılalım. 50'ye zorlarsak Ayşe'nin güzel olur. Bir tane metin daha kestik ayaküstü. Buraya da metin devamlı düşüyor ya sabit. Yani ya buraya düşüyor ya şu köşeye düşüyor ya buraya düşüyor. Burada oturduğumuz yerden metin kesiyoruz kısacası. Metinden ne düşmüş bakalım yine bir artı 3 taş düşmüş. BK'mızı aldık. Bakalım BK'mız ne çıkıyor. Orklara karşı kaç? yüzde %20 sandım bir anda altıymış Şimşek pençesi satılır kafi. Burada yine takılmaya devam ediyorum. 46'ya kadar çıkarttık ay Bakalım 50'yi görebilecek miyiz? Son 2-3 dakikası kalmış. Ama esnada Zortangel'e adı var. <laughs> Abone olmuş eyvallah teşekkür ederim hoş geldin. Bu arada 20.000 aboneye de çok az kaldı. Şu an galiba 18.900'lerde falan olmamız gerekiyor. 20.000 aboneye çok az kişi kalmış. İnşallah 20.000 aboneye de yakın bir süre içinde oluruz. Ah be ay bitti ama maalesef 50'yi göremeden kaldık 46'da. Bayağı bir 2-3 dakika hiç düşmedi. Düşmüş olsaydı illiği görmüş olurduk. Neyse bunları da satarız. Herhalde tanesi 1.5M-2M civarında para ediyor. Nasıl ya? Ayşe bitti ama hala Ayşe düşüyor. Ben mi yanlış gördüm? Bir dakika. Vallahi kapatmamışlar. Hala düşüyor. <laughs> daha da düşüremedik ya. Galiba onlar son kalanlardı. O yüzden düştü. Çünkü yaklaşık bir 5-10 dakikadır kesiyorum. Başka düşmedi herhangi bir Ayşe. Bir metin daha buldum. Hemen bunu da kesmeye başlayalım. Bakalım bundan ne alacağız. Evet kestik metnimizi. Dur kardeş tamam saldırma yeter. Sakin ol. Şuradan bir artsız sargı bezi düşmüş onu alalım. BK'mızı aldık. Taşımız var. Başka da bir şey yok. Bir bakalım ne geldi. Kıvılcım Uruş. Maalesef güzel BK tutturamadık. Vadiye tekrar geldim. Kuleye doğru gidiyorum. Bu arada bazı arkadaşlar kuleye neden direkt ışınlanmıyorsun demiş. Kuleye ışınlanmanız için, direktmen ışınlanmanız için köydeki ışınlayıcıdan 60 seviye olmanız gerekiyor en az. Yani 55 seviye olduğumuz için haliyle ışınlanamıyoruz. Gidemiyoruz. Mecburen böyle yürümemiz gerekiyor. Kuleye doğru gidiyorum. Bakalım kulede bir hesabı deneyeceğim. Aldığımız tılsımın slotlara karşı hasarı nasıl? Savunmamız nasıl? Karanlık direnci %15 alacağız. Normal savunma %3 alacağız. Bir tık da olsa etkilemiştir diye düşünüyorum. Bir onu görmek istiyorum. Bir de düşürebilirsek yine şeytan hatırası artılı vesaire toplayalım. Pazarımıza ekleyelim. Güzel paralardan gidiyor. Şöyle bir içeri girelim. İnşallah çok yoğun değildir içeri. Şimdilik bir kişi gözüküyor. iki kişi gözüküyor. Bu arkadaşlar da ETP kasıyor haliyle. Bakalım deneyelim şöyle hasarımızı. Düz 2.6 mı vurdum ben? Bir dakika bir daha vuralım. 1.5 pardon 2.6 değilmiş. Kritikmiş o. 2.4 nasıl ya? Kritik mi bu? Anlamadım ki. 1.9 2.5 kritik vurmuyor. Allah Allah. Düz atak mıymış bu? Ciddi misin sen? Üf 10k hasar vuruyoruz kritikle. Karanlık tılsımı acayip derecede etkilemiş hesabına hasarını şu an. Hemen şuraya bir otomatik hava açalım derken biri çekti galiba. Şöyle bir deneyelim bakalım neler düşürebileceğiz. Bayağı bir lag oldu ya. Arkadaş bir anda çekici var ya. O tarafa bakınca ekran donuyor. Şuna bakın. Kritikle düz atak 4k vuruyorum. <laughs> Çok iyi. Pelerin bastım da nasıl dayanacağız bilmiyorum. Şöyle bir hızlı hızlı skill atarak kaçalım. Ha bir tane bilezik düşürdük güzel. Oo güzel. Böyle böyle keseriz ama biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Biraz önce bir CH'de takılıyordum. Bir arkadaşın çok görevi varmış. Rica etti. Ben de başka CH'ye geldim. Bu CH aha güzel bir tane hatıra düşürdük. Bir tane boş bir CH buldum bu şekilde. Yayla bile takılmamıza rağmen güzel yavaş yavaş kesiyoruz. Daha zevkli oluyor böyle kesmesi açıkçası. Yani bir anda kılıçla da kesebiliriz ama gerçekten bunun keyfi farklı. Bir de bundan atarsak gördüğünüz gibi ilk başta çektiğimiz slot nerede? Şimdiki nerede? Şunları da toplayalım. Hatıra bir tane daha var şurada. Gayet güzel. Şurada düşürmüş olduğumuz bir bilezik var. Hemen onu da alalım. Cennetin gözü bilezikler parayı diyor. Hesabı şuraya şöyle otomatik var. Bırakalım. Bakalım nasıl bir işlev olacak. İnşallah bol bol hatıra düşürebiliriz. Bir tane mücevher düştü. Şunu da alalım. Yani neredeyse vurduğum tek giyo gibi bir şey gördüğünüz gibi. Kritik yen direkt tek giyo zaten. Şu anlık hasılatımız 10 tane artsız. 2 tane artılı mevcut. Bakalım daha kaç tane kasabileceğiz. Evet. ilk hatıramızı şöyle bir tane düşürdük. Hemen gelir gelmez. Şuradan artılı mücevher bizi alalım. Bu arada ilk değil. Bu CH geldiğimizin ilk hatırası. Normalde bir iki tane daha düşürmüştük. Bakıyorum şöyle başka düşen bir şey var mı? Yok aslında okçuyla burada takılmak da güzelmiş ya. Hesabı böyle ortaya bıraktım. Pıtır pıtır nasıl soluna her yere tek tek vuruyor gördüğünüz gibi. Hemen bir hatıra daha düşürdük. Gayet güzel. Bu arada diğer düşen eşyalar da mevcut gördüğünüz gibi. Artsız mücevherler 10 tane şu anlık. Mücevherler de güzel para ediyormuş. Bir tane artsız hatıra da oraya düşmüş. Ayrıca şunu da belirteyim. Biliyorsunuz bu seriye başlarken bir sınır belirlemiştim. Bu seri sadece 55 ve 60 seviye bantlarına kadar olacaktı. Kendimizi geliştirene kadar olacaktı. Sonrası yine normal bir şekilde devam edecekti. Şöyle görüyorsunuz biz artık zaten kaskımızı, zırhımızı, kalkanımızı, bileziğimizi, yani küpemizi, ayakkabımızı falan her şeyi 5 efsun yaptık. Hatta kuşağımıza kadar aldık, tılsımımıza kadar aldık. Geriye sadece bir simya kaldı. Simyayı da bir şekilde toplasak parayı yine elde ederiz alırız. E şu anlık simyanın pek bir acelesi yok. Olsa tabii daha iyi olur. O yüzden bu seriyi biliyorsunuz bir şekilde kendimiz kendi emeklerimizle bu hesabı geliştirerek buralara kadar getirdik. Bundan sonrası için ufak tefek takviyeler alabiliriz. En basit örneği nesne markete gelen bir pet var. Belki ondan alabilirim. Hem yağma peti hem de 3-5 gün boyunca kafamız rahat eder. 3-5 gün boyunca bu hesapla yağma petiyle bir şeyler yapabiliriz. Bahsetmiş olduğum peti aldım. Şöyle size de göstereyim. 5 günlük bir yağma peti. Hem saldırı hasarımız etkileyecek hem HP verecek hem de adı üstünde yağma peti. Burada güzel güzel paralar kasabiliriz bu şekilde yağma peti sayesinde. Bir metni kesti üst kata çıktık galiba. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şöyle yeni petimizi çağıralım. Bizim hasarımızı bayağı bir etkileyecektir bu. Şurada otoya bırakalım bakalım kaç vuruyor. 4.1 Üf 6.6 Düz atak 2.8 2.5 2.4 Acayip fazla bir hasar etkisi var görüyorsunuz çok güzel ya. Şu an daha da keyifli olabilir bu hasarlar sayesinde oyun. Bakalım böyle böyle devam edelim. Ne olacak ne edecek. Bu arada yağma petimiz de aktif olduğu için düşen her şeyi artı basmalar vesaire otomatikmen toplayacaktır zaten. Arkadaşlar kuleye mi çıkıyor bilmiyorum ama ben de onlara birlikte biraz takılayım. Allah şu an gayet de güzel takılıyoruz. Burada bir kral var da bu kralı kesebilir miyiz ki ya? Şu an çok slot var etrafımda. Slotlar bizi kesmese keseriz diye düşünüyorum. Slotları eritirsem diğer arkadaşlar burada da halen daha aşağı inmemişler kralı kesmeye çalışacağım. Şöyle bir hop zehirli ok. Şöyle bir ateşli ok etrafımız açıldı. Tüh kralı biz alamadan arkadaşlar geldi aldı. Mühür katına kadar geldik ama buradaki slotlar bayağı bir zorluyor orada 6 tane şeytan hatıramız var. Diğer eşyalardan da düşmeye devam ediyor. Bakalım mühür katında ne yapacağız? Zaten en fazla buraya çıkabiliriz. Çünkü üst katlara çıkmak için seviye 75 ve üstü bir arkadaş olması gerekiyor. Aşağı inme kararı aldım. Çünkü dediğim gibi burada en fazla buraya kadar çıkabiliriz. 6 tane hatıra kastık. Hiç yoktan iyidir. Bunları pazara ekleriz ama eklemeden önce madem yağma petimizi aldık. Bu yağma petimizi güzel bir şekilde kullanalım. Yine nerede kullanacağız? Tabii ki de çölde kullanacağız. Çölde hem artı basma kasacağım. Yine aynı şekilde hem de ortalamalı çay çam ve yelpaze düşürmeye çalışacağım. Belki güzel bir şey tutturursak güzel olur. Hesabı şöyle getirdim. Bakalım ne kadar bir hasar vuruyoruz. Birlikte bir görelim. Ateşli okumuz 8K kritikle 101.7 civarında bir hasar vuruyoruz. Gayet güzel neredeyse teke gidecek slotlar kritik gelince tek yerler büyük ihtimal bu şekilde burada hesap farmını yapsın bakalım neler kasacağız birlikte görmüş oluruz hesabı bu şekilde buraya bırakıyorum ertesi günden tekrardan merhabalar biliyorsunuz en son farma bırakmış hesabımızı şöyle bir açalım bakalım neler kasmışız bu arada beklediğimden az silah düşmüş yani düşen silahlar bunlar ortalamalarına bakmıştım ben güzel bir şey yok maalesef şöyle size de göstereyim hepsi 3 4 5 ortalama şeklinde düşmüş şanlardan bir tane bile 35 40 ortalama düşmüş olsa en az 3 4 de onlardan satardık görmüş olduğunuz gibi örümcek 137 tane olmuş. Artılı yılan kuyruğu bayağı kasmışız. Akrep kuyruğu kasmışız. Başka kastığımız bitkiler var. Bitkiler 200 200'denmiş. Şeftali çiçeği 200'ü 10 en falandı. Leylak da aynı şekilde. Bunları pazara dahil ederiz, ekleriz. Yine burada kasmış olduğumuz işte yelpazeler falan da mevcut. Artı basmalardan da yine birkaç tane kasmışız. Artılı gümüş define sandığı kasmışız. Kutama kağıdım galiba 16 falandı. Ondan da bir 24 tane olmuş. Güzel. Bunlar kasılsın. Özellikle kutsama kağıdı kasılsın. Bize lazım olur veya satılabiliriz. Şimdi ne yapalım? Üstümüzü bir boşaltalım. Başka bir mekana gitmeyi düşünüyorum. Duruma göre bakalım. Değerlendirelim. Bir nereye gidebiliriz? Biliyorsunuz kasmış olduğumuz silahlar mevcuttu. Bunların ortalamaları güzel değil maalesef. Bunların hepsini bir basalım bakalım. Bir tane Lark 9 çıkartsak 40 50'lerden satarız diye düşünüyorum. Bu arada pazar ekleyeceğim bütün eşyaları aldım. Şu an envanterimde gördüğüm gibi bir tane bile yer yok. Ben silahların hepsini artı altı civarına kadar getireyim. Sonra birlikte basarız. Silahlarımızı bastık. Toplam gördüğünüz gibi 5 tane artı 6 alabildik. Şöyle birlikte basalım. Bir tane yandı. ikinci yine yandı. Allah Allah. Bu kadar zor olmaması lazım. Bir tane artı 7 aldık. Çanlara geçtik. Güzel bir tane artı 7 çan aldık. Bir tane daha alamadık. İki parça artı 7'imiz var. Buradan dokuz çıkarsa da çan çıkar diye tahmin ediyorum. Yelpazeyi 8 aldık. Çanı da 8 aldık. O zaman çan hayırlı olsun diyelim mi? Diyemedik. Peki sen? Olmadı be. Tüh. O kadar parçadan yer bir tane bile çıkartamadık. Pazarımızda full artı full şeklinde doldurdum. Gördüğünüz gibi artı basmalarla kasmış olduğumuz örümcek bacağıdır. Yılan kuyruğu artılı artsız her şeyi koydum. Pazarımızı şu şekilde kurduk. Güzel bir satışlarımız olur inşallah. Toplu toplu kurdum. Hemen C'ye attım. Şöyle açılması gereken sandığımız var biliyorsunuz. Gümüş define artılı. Bakalım içinden neler çıkartacağız. Şöyle açmaya başlayalım. Kalkan çıktı. Umarım sersemliklidir. Şöyle artı basmalar çıkmaya devam ediyor. Hızlı hızlı açalım. En son neler çıktığına bakalım. Son 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. İlk çıkan beşgenimiz düz çıkmış. Artılı lanet kitabı çıkmış. Lucy'nin yüzüğü mevcut. Başka ne mevcut? Burada şöyle bakıyorum. Kırık zırhtırı vesaire. Arka tarafta güzel bir beşgen kalkan çıkmış. Efsunsuz maalesef. Buradaki de efsunsuz. Artılı ork muskası. Artılı bir hatıra. 1.5 km civarında şu an. Yine efsunsuz bir beşgen. Efsunsuz bir kask. Artsız hatıra. Beşkende Efsun yok. Maalesef beşkenden hepsi Efsunsuz çıkmış. Bunları depoya koyuyorum ben. Yine birkaç tane daha çıkartmıştık. Bunların hepsini topluca bir artı 9'a demirci deneriz. Şu artı basmaları falan çıkarttığımız her şeyi koyalım. Bu arada satılmaya devam ediyor işalarımız gördüğünüz gibi. Köyden de günlük ETP görevimizi aldık. Bir de günlük görevlerden üstte atma görevi var da. Aa bir dakika bunu yapamayacağız mı ya? Bunu şöyle yapacağız. Biraz kor açacağız mecburen. x çıktı. Elmas çıktı. Güzel. iki tane elmas aldık. Hemen şuradan elmasları üst tarafa atıyoruz. Hop. Güzel hem yontulmuş elmas aldık. Şuradan da yontulmuş yakut alıyor muyuz? İşlenmemiş yeşim aldık. Sağlık olsun en azından görev halletmiş olduk. Şurada çölde bir tane metin gördüm. Şu metni bir keselim bakalım. 1.4, 1.1, 1.2, 1.6. Ne kadar değişken bir hasar ya. Yani bayağı hepsinden vuruyoruz. Şöyle bir skill atsak 2.8. Şöyle bir ateşli ok atsak 3.6. Bir de ok yağmuru atalım. 2.3. Güzel. Şu metni keseyim ben. Böyle at görev yapıyorum. Karşıma çıkan metinleri de bu şekilde keseceğim. Bundan bir şey alabilir miyiz? Yani 45'e 55. Tam aramızda 10 seviye fark var. Herhalde alırız diye düşünüyorum. Keselim bakalım. Metin kesilmek üzere çok az kaldı. Şu slotçukları bir gönderelim. Ha. Bayağı güzel erittik bir anda. Haydi bakalım ne alıyoruz? Bakalım BK envantere geldi galiba. Nereye gitti bu ya? Allah Allah. Envanterde de yok. Ha buradaymış. Ganimet olduğu için toplayamıyorum. Şu Ganimet'i hemen açayım ben. Beceri kitaplarını açtık, kaydettik. BK'mızı aldık. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Başka bir şey gözükmüyor. Yansıtma. Güzel. Satarız. İleride bir tane daha metin görmüştüm. Olmazsa onu da keseyim. Öyle geçeyim. Aa buradaymış hatta. Bu değil aslında gördüğüm de. Bir tane şurada görmüştüm. Bu biraz ekstra oldu. Hemen bunu da keselim gelmişken. Haydi bakalım. Metin kesilmek üzere. At bakalım şuradan güzel bir BK. Ateş aleti. Maalesef başka bir şey düşmüş mü? Şöyle göz gezdirelim. Başka herhangi bir güzel bir şey düşmemiş. Diğer gördüğüm metin şurada bir yerlerdeydi de galiba bu arkadaş kesmiş. Bakalım şöyle yerlerde bir şey var mı? Otomatik avda olan arkadaşlar otomatikmen kesiyor haliyle. Şurada bir yerlerdeydi ya. Büyük bir ihtimal dediğim gibi arkadaş kesti. Orada pazardaki satışımızda görüyorsunuz 97 emlik bir satışımız olmuş. Güzel. İtem güncellemesi yapmayı planlıyorum. Özellikle bileziği mesela bu bileziği satsak güzel paralardan gider. Bunu kendimiz basmıştık zaten videoda. Artı 6 artı 7 civarında bir cennetin gözü bilezik kalırsam hem saldırı hızımız hem de kritiğimiz artmış olacak. Yine aynı şekilde kritikli işlemler bulursam bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kolye şimdilik durabilir. Belki değiştirebiliriz. Küpemiz okey zaten. Küpeyi değiştirmeye gerek yok. Şu an iki parça değiştirecek olsam bilezik ve ayakkabıyı değiştiririm. İkisini de kritikli almaya çalışırım. Şöyle köye gidelim. Şu at görevini bir verelim artık. Haydi be. Tek atalım. Yine atamadık. Görev yaparken yine bir metin buldum. Bunun koordinatı neredeymiş? Şurası. Şu görevimi halledeyim. Metin kalırsa gelip bu metni keselim. Vay arkadaş bir metin daha buldum. Hemen şurada bu da. Güzel. Bu burada. Diğeri de şurada. Şu görevi halledeyim. Hemen bu iki metne gelip keseceğim. At görevimizi hallettik. Hemen şu metinleri bir keselim kimse yokken. Hızlı hızlı aradan çıkartalım. Buradan belki güzel bir BK alabiliriz. Haydi bakalım. Başladık kesmeye. Umarım güzel bir BK alırız. Haydi bakalım. Metin kesildi. BK'mız ok yağmuru. Kendi BK'mızı düşürmüşüz. Bu arada artılı sargı bezi düştü. Bir tane artsız düştü. Bir de artsız ilaç düştü. Bu ilaç 700-800K artılı sargı bezi 1.5-2M. Hemen geldik diğer metnimize. Hemen bunu da kesmeye başlayalım. Metin kesilmek üzere kesildi. A arttırma eventi mi varmış? Arttırma kağıdı aldık. Çok iyi. Hafif adım BK düşmüş. Bu arada artılı sargı bezi ve artsız yeni düştü. Taş neymiş? Artı bir bir taş. Arttırma kağıdı eventi varmış ya. Olmasa biz çölde böyle biraz metin avlayalım. Arttırma kağıdı lazım olur. Kullanırız yani kendimize eşya yaparız veya satarız bir şekilde. Haydi bakalım şu at görevimizi geçir. Rahatlayalım. Yeter artık yani bayağı bir yaktım. Yine yaktı ya. Vay arkadaş neymişsin sen ya. Aha da Ork Reis'i bulduk. Ork Reis'i görev vardı onu da hallederiz. Şu at görevimi halledeyim. Buraya geleyim şu Ork Reis'ini hemen keselim. At görevini hallettik. Ork Reis'ini kesmeye geldik. Haydi bakalım. Ork Reis'i vs. ben. Bakalım ne olacak? O, biz bunu yeriz ya, yutarız yani. 4K falan yiyor baksana. Hop. O. Yakalandık. O bize vuramadan herhalde şöyle bir tane de şunu vurursak tık. Çok güzel. Sandığımızı aldık, görevimizi yaptık. Sandığı da açtım. Açamıyorum. 3 dikey istiyormuş. O zaman al sana 3 dikey. Maalesef çan çıktı. <laughs> Haydi geçir artık. Hop. Oh be sonunda Kaç oldu atımız? 8'e kadar getirdik. Güzel. Aslında unutma parşömeni vardı. Yapsam şu an 10'a kadar yaparım da. Yani gerçekten yoruldum. Sonra artık deneriz. Aa ölüm dalgası ışık yıldızı mı? Bunları ben 3M'den 5M'den satıyordum tanesini. Ver reis. Zaten bunların sandığı vardı bizde biliyorsunuz. Bunları 2M, 3M'den, 5M'den bir şekilde satarız. Biraz önce çok güzel bilezik aldım. Şöyle size de göstereyim. Cennetin göz bilezik. Oyun çok kasıyor. Takıldığı için giremedim kayda daha doğrusu. 70'e mi aldım? Aldığım fiyat da uygun aslında ideal diyebilirim. Efsunlar hoşuma gitti. Normalde bu bileziğin artı 7 değişmelikleri 45 50'lemden satılıyor. 70 eme koymuşlardı. Çok ucuza geldi gözüme. 20 ölümsüz, 10 ateş, 1 kada hipisi var. Bence gayet güzel. Tam o esnada Ahmet Malkoç abone olmuş. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldin. Güzel bir eşyamızı da listemize ekledik. Bu diğer bileziğimizi satacağız. Bunu da güzel bir fiyattan pazarımıza ekleriz. Buradan hem bir tık saldırı hızımız arttı hem kritiğimiz artmış oldu. Bir de ayakkabı araştıralım. Bakalım 280M paramız var. Ee, pazarımızda da 100M var. Halen aslında şu an güzel paramız mevcut. Hemen piyasayı tekrar bir araştırayım. Ama ben öncelikle çıkış atmam gerekiyor. Çok kasmaya başladı oyun. Biraz ayakkabı araştırıyorum. Anka ayakkabı art 9 alma kararı aldım. Şöyle art 9 değişmelikleri zaten 1 bonlardan başlıyor. RT'de, art 7, art 8'ler 40M'lerden, 50M'lerden başlıyor. Bulabilirsem şöyle 9'unu bulacağım. Bulamazsam 7-8 bandında böyle kritik, bol, hipli falan bir şeyler araştıracağım. Şöyle yapalım ya. 2 efsunlu pazarda 9.44 eme. Biz bunu alalım şöyle. Bugün zaten arttırma kağıdı event'i var. Bir tane düşürmüştük. Nerede o? Şunu bir atalım. 3 efsun olur mu? Oldu gayet güzel. Bir efsun daha düşürürsek daha doğrusu bir arttırma daha düşürürsek Buna Epson falan atabiliriz. Duruma göre değişir. Ayakkabımızı da bu şekilde kendimiz halletmiş oluruz. Bir tane de şöyle fiş alacağım. 5 günlük. 37M'den uygun. Buna bir 10 kritik falan yakalarsak bizim için daha iyi olur. Azarımıza da satışlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Şu bileziğimizin piyasasına baktım. Ortalama 2 won, 2.5 won bandından gider diye düşünüyorum. 2 10, 44M e kuruyorum pazara birkaç eşyada da fiyat güncellemesi yapalım hızlı bir şekilde satılsın şu almış olduğumuz ya da hemen şöyle düzgün bir efsun getirirsem bırakacağım bayağı bir efsun attık 60 en paramız gitti yani gelen nefsun şu şekilde. Bu da şimdilik dursun. 12 güç 5 kritik iş yapar. 5 kritik çok geldi ama şöyle 10 kritik gelmesini istedim. Görüntü açısından da yani pek uyum sağlamasa da eh diyebiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Bu kasmış olduğum ışıklarını satacaktım. Vazgeçtim. Kendim açacağım. Kritik gelici biraz bize lazım oluyor. Açalım bakalım. İçinden zen çıkarsa 6 7 satarız. Bu sandık normalde satsam galiba tanesi 1M'lere kadar düşmüş. 50M falan anca edecekti. Bir tane zen çıktı. 5 6 yani buradan aldık. Kutsama kilos da lazımdı bu arada. O da çıkmış. Kritik delici de güzel. Yaşam da çıkmış bir miktar. Güzel. Açtığımız daha iyi oldu. Haydi bakalım biraz metin arayalım. Arttırma kağıdı eventi var biliyorsunuz. Şu ayakkabımızı 5 hepsun yapabilirsek çok iyi olur. İlk metni bulduk. Hızlı hızlı kesmeye başlayalım. Şöyle skilllerimi de açayım. Haydi bakalım metin kesilmek üzere. Kesildi. Arttırma alabildik mi? Maalesef düşmemiş. BK'mız saldırı artı. Bir metincik daha bulduk. Hemen bunu da kesip geliyorum. Haydi bakalım metin kesilmek üzere. Öncelikle şu slotları bir eritelim. Çok az bir cana kaldı metnin. Bayağı da güzel kesiyoruz. Yerden kesmek de böyle ayrı bir zevkliymiş bu arada. Normalde at daha seri kesilir ama böyle kesmenin de ayrı bir keyfi varmış. Arttırma maalesef yine alamadık. Öyle dağın tepesinde bir adet daha metnimizi bulduk. Hemen bunu da kesmeye başlayalım. Bu arada kahinleri de yapmaya devam ediyoruz. Kaç tane kaldı? Son 3 setimiz kaldı. Hatta bende şu an bir set daha var arkada. Burada da var. Toplam 180 kahini jetonu tamamlarsak 3 tane altın kahin yapmış olacağız. Bir tane de ilk başta yapıp satmıştık. Şu an en kötüsü 3 bondan satılıyor. Yani 9-10 yaklaşık 10-10 civarında bir para kasmış olacağız. Güzel böyle böyle kahin bitene kadar da devam edeceğiz. Yaklaşık 12 günü var. 12 gün boyunca galiba ortalama bir 3-4 tane daha kasarım diye düşünüyorum. Metin de kesilmek üzere. Metin de zaten şu şekilde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Of 11k mı yedi? Ne diyorsun ya? Şöyle bir zehirli ok. Çok güzel kesiyoruz ya maşallah. Haydi bakalım artık son canlarında kesilmek üzere ve kesildi. Zehirli bulut aldık. Artı sıfır bir taş aldık. Arttırma kağıdını yine alamadık maalesef. Bir adet de gölge metni kesiyoruz. Hızlıca kesip geliyorum. Bu metinde kesilmek üzere. Bir arttırma alırsak iyi olur. Bu metinden alamayabiliriz ama yok alamadık zaten. Seviyeden kaynaklı. Bakalım şimşek atma satılır. Başka bir şey var mı yerde? Başka da bir şey gözükmüyor. Canavar taşı kaç? Artı 3. Güzel. 300-500 kadar da gider. Hemen CH attım. CH 6'da da olduğumuz bölgede bir metin varmış zaten. Buradan da hızlıca metni kesmeye başlayalım. Haydi bakalım. Metin kesilmek üzere. At artık. Ah be yine alamadık. BK'mızda Şimşek Pençesi'ymiş. Bir metin daha bulduk. Hemen saldırmaya başladık. Bakalım bundan ne alacağız. Aa metin keserken çan düşürdük. 5 beceri. Olsun. Dursun basarız. Akrep adamlardan düştü. Bu gölge metninden çıkan akrep adamlardan biliyorsunuz. Çanlardan ve elpazelerden düşürebiliyorsunuz. Haydi bakalım metin patlamak üzere. Patladı. 2 bir likeın taşı ve kamuflaj bey kaldık Diğer metni kestik. Hemen geldik başka bir metne. Bunu da kesip devam edelim. Bu sefer alacağız mı? İnşallah alırız. Son slotlar çıktı. Çok güzel hızlı bir şekilde eritiyoruz zaten. Gördüğünüz gibi yok ediyoruz. Direkt slotlar çıkar çıkmaz. At oradan bir arttırma. Alamadık. 2 bir taş. Güçlü beden bir BK. Güzel. Güçlü beden neredeyse 1 remlere yakın fiyatlardan satılıyor. Geldik sıradaki kurbana. Hemen bunu da keselim. Haydi bakalım. Metni kesmek üzereyiz. Çok az kaldı. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde eritiyoruz. Ve metin patladı. Yine alamadık arttırma. Artık iki Lycan taşı. Karanlık vuruş bir BK. Şöyle yerden bir tane antik çam buldum. İki beceriymiş maalesef. Devam edelim metin aramaya. Metin de hemen karşımızdaymış zaten. Şöyle metnimizi kesmeye başladık bile. Metni kesmek üzereyiz. Şöyle son çıkan slotlara da bir keselim, eritelim. Metin zaten her an kesilmek üzere. Metnin son canları. Bu arada düşen eşyalara bakıyorum. Artılı artsız hala düşmemiş. Üçer tane mevcut. Bir tane artılı gümüş define sandığı vardı. Onu da bir açalım. Şeytan hatırası çıktı. Artsızmış ama olsun. Artı 3 like'ın taşı. Şiddetli vuruş. BK. Ee, maalesef arttırma kağıdı düşmemiş yine tepelerin üstünde bir metin hemen kesmeye başlayalım metin kesilmek üzere bu arada artılı sargıviz bir tane daha aldık gayet güzel at artık şuradan bir arttırma hadi bk'mız buraya geldi Üç yönlü kesme arttırma kağıdı süpersin bir de eklenirsen mükemmel olur hop çok güzel kürelerimiz depodaydı zaten kürelerimizi kendimiz yine ekleriz Geriye sadece Efsun atması kaldı. Efsun'un da tanesi 15-20 civarlarından atıyorlar. Çok güzel CH attım. Hemen karşımda bir metin daha. Bunu da bir keselim. Metin kesilmek üzere şöyle slotlarımızı keselim. Bu arada gördüğünüz gibi 5 tane artılı sargı bezi oldu. Tanesi 1.5 hem'den. Burası 7.5-8 hem. Neredeyse 10 hem'e yakın bir para ediyor. Metine de kesmek üzereyiz. Bir arttırma kağıdı daha alamadık. Hız taşı artı 1 düşmüş. BK'mızda alev vuruşu düşmüş. Sağlık olsun arttırma kağıdı alsak iyi olurdu. Bir metin daha bulduk hemen bunu da keselim. Güzel ya Vallahi bayağı bir zevkli şu an bu hesapla bu şekilde metin kesmek. Haydi bakalım metini kesmek üzereyiz. Arttırma kağıdı alamadık galiba. Art sıfır bir taş hayalet vuruş. BK konusunda çok kötü gidiyoruz ya. Yani şöyle düzgün bir BK alamadık doğru düzgün. Bir metin daha buldum hemen burada ETP'ci bir arkadaşın yanına düşmüş. Bunu da hemen keselim. Metin kesilmek üzere at artık bir arttırma kağıdı daha. Hadi hadi maalesef alamadık ruh taşı aldık şifa aldık BK'da bir metin daha bulduk hemen kesmeye başlayalım hızlı bir şekilde metni kestik kesmesine de diğer ekrana bakıyordum o esnada dalmışım hesap metni kesmiş ne düşmüş parmak darbesi düşmüş metin ararken yerden bir çan daha buldum hadi bir 45-50 ortalama maalesef yine 2 ort 4 beceri falan tarzında bir şey gelmiş Güzel ya böyle karşıma yani ETP hesaplarını düşürdüğü toplamadığı çanlar çıkıyor topluyorum böyle bir yandan da ufaktan oradan da farm yapıyoruz. Bir metin daha gözüktü. Güzel metin buluyoruz. Kimse metin kesmiyor galiba. Metin kırılmak üzere bu arada artılı sargı biz 7 8 olmuş tam kayda girerken çok iyi. Bir tane buzi düşürdük 2.5 3M civarlarında da bu gidiyor. Haydi bakalım artı 3 savaşçı taşını topladık da yerdeki diğer şeyleri toplayamadık yer kalmadığı için. Ejderha dönüşü çıkmış. Maalesef yine düzgün bir BK tutturamadık ya. Tonlarca metin kırdık. Ne ejderha yardımı, ne bir keskinlik, ne bir hava. Hiçbiri çıkmadı. Bir çan daha buldum inanmayacaksınız ama şurada bir yerlerde arkadaşlar görüyorsunuz kasılıyor. Yerlerden toplamıyorlar. Bakalım ne çıktı? 3 beceri. İnanmayacaksınız ama bir çan daha buldum. Ver kardeşim. Yer yok yani. O kadar çok topladık ki artık. Şunu bir bırakalım. Çanımızı bir alalım. Belki şöyle güzel bir ortalama. Ah be. Bir an 5'i görünce 50 falan sandım. Ne oluyor dedim. Bir metin daha buldum. Yanında da yine bir afk farm var. Haydi bakalım metin kesilmek üzere. Metinden de şöyle bir arttırma atarsan çok iyi olur. Bakıyoruz bk'mız var. Arttırma maalesef yok. Bk'mız da şöyle şunu atarak bir alalım bakalım neymiş. Haydi güzel bir bk. Şimşek çağırma yani bir ikemden yine gidebilecek bir bk. Şunu da alalım. Yolumuza devam edelim. Vallahi yerde bir antik çan daha buldum. Hatta birkaç tane buldum da büyük arkadaş bunlara baktı attı. Biz bunları alıp topluca basarız. Dur reis ben toplayayım şunları. Çünkü 2-3 tane yan yana çan kolay kolay durmaz. Arkadaş büyük ihtimalle otomatik avda bunları topladı. Ortalaması kötü diye yere bıraktı. Aha antik çan satıldı artık 9 bastığımız. 35 mm mi 45 mm mi ne koymuştum artık. 55 emden gitmedi 2-3 gün. Artık köye gidelim. Şu düşürmüş olduğumuz ve toplamış olduğumuz çanları bir basalım. Sonra da baya bir gördüğünüz gibi farm yaptık. Bunları pazara dahil edelim. Şu antik çanları bir basalım bakalım. Artı alt olduğu zaman hepsi tekrar kayda geçerim. Birlikte artı 9'a kadar atarız inşallah. Ama hepsini artı 6'ya attım. Galiba 2-3 tane yaktık. Gerisi full artı 6 oldu. Artı 7 bir tane elpaze aldık. Artı 7 çan alamadık. Bir tane daha aldık. Güzel. Bir çan daha alamadık. Peki sen geçer misin? Güzel geçti. Hadi sen. Güzel. 3 tane çan. Bir tane elpaze başka var mı? Şöyle bakıyorum da. Galiba basacağımız başka çan falan yok. Devam edelim. Artı 8 çan. Hayırlı olsun. Artı 8 elpaze olmadı. Bir çan daha denedik. Olmadı. Bir çan daha denedik. Oldu. Bir tane 9 alıp gidelim. Hop. Olmadı. Hop. Güzel. Bir tane 9 aldık. Tamam. Hiç yoktan iyidir ya. 35 hemden yine satarız bunu. Güzel oldu bu sefer. Elimdeki tarot kartlarında oynayayım. Jetonlar birikmeye devam etsin. Daha 12 günü var. 12 gün sonunda herhalde yaklaşık bir toplam 7-8 tane birikmiş olur diye düşünüyorum. 8 olmaz da 7 olur diye tahmin ediyorum. Şu ayakkabımıza bir 5. ev sonu deneyelim. Birincisi başarısız. İkincisi başarısız. Abi geç be. Yorma bizi. Oh be. Sonuncu da geçirdik. Bu arada satışlarımız devam ediyor. Gayet güzel. Ayakkabımıza da bağlı efsun falan tutturursak atabiliriz. Veya satan olursa ücret karşılığında efsun attırırız. Şu gümüş defineleri de açalım. Artılıları. Örümcek yumurta kesesi. Kırık zırh parçası. Kırık zırh parçası. Pazarı da güncelledim. Bayağı bir her şeyi düşürdüğümüz, gördüğünüz gibi her şeyi yerleştirdim. BK'lar yerleştiremedim bile. Şu pazarda yer açılınca BK'lar da bir şekilde yerleştiririz. 169 emlik satışımız olmuş bile. Basmış olduğumuz çan 35 eme koydum. Diğer satmış olduğumuz eşyalarda yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bu fiyatlardan serpiştirdim. Bayağı örümcek bacağıdır, yılan kuyruğu artıldır vesaire vesaire. Durum vaziyet bu şekilde. Şöyle bir 5 tane altın balık sandığı aldım. Tanesi 11.5 hemden. 5 tane 3 açımlı kaldık. Haydi bakalım. Belki içinden bağlayıp sun çıkar. Kahramanlık madalyası çıkarsa takarız. Açmaya başlayalım. Kritik çıktı. Yine kritik çıktı. Pelerin çıktı. Daha güzel şeyler istiyorum senden. Daha kötü şeyler çıkmaya başladı. Evet. Devam ediyoruz. He, madalya tamam. Güzel. Hemen madalyamızı takalım. Bir gün boyunca daha fazla sarı Bir de şuradan bağlayıp sun ya da demirci el kitabı çıkarsa direkt 1 von. Maalesef. E hadi artık. Yuh artık ya. Bomboş çıkıyor sandıklar. Kardeşim lütfen bir efsun ya. Yumurta olmaz. Yüzük de olmaz. Olmaz. Arttırma istemiyordum ama neyse dursun. Maalesef efsun çıkartamadık ama bir tane arttırma aldık. Gidelim artık farmımıza devam edelim. İnanmayacaksınız ama bir çan daha buldum. <laughs> Bakalım çanın efsunu nasılmış. Hop. 24 ortalama. Güzel. 20 ortalamaya geçebildik sonunda. Şöyle yere düşen eşyaları topluyorum. Ayrıca birazdan biz de otoya salacağız. Hesabda buraya otoya bırakıyorum. Bu arada pazarda satışlar mevcut. Şöyle size de göstereyim. Paramız 170 eme çıkmış. Buradaki vuziler gitmiş. Şeytan hatırası gitmiş. Başka da bir şey satılmamış. Yine aynı taktik. Örümcek bacağıdır. Yılan kuyruğudur. Ortalamalı silahlardır falan. Burada bol bol düştü. mecburen bir süre daha buralarda takılmamız gerekiyor. O zaman bu videomuz buraya kadar olsun. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Sağ olun var olun eksik olmayın. Atmış olduğunuz like yorumlardan dolayı tekrardan teşekkür ederim. Eğer abone değilsen bir abonelik bırakırsan bir de like atarsan bu tarz serilerin gelmesi için beni de ufakla bir motive etmiş olursun. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.